Pekala, 40 dakika doldu. Tur tam hazır olmuştur. Ay, nefis kokuyor. Görüntüsü kokusundan bile iyi. Vicky buna bayılacak. En sevdiği tatlı. Tabağa da koyayım. Sunum önemli. Hadi bakalım. Anlaşılan Vicky çok iyi ağırlanacak. Ev arkadaşının pasta yapmayı seven biri olması böyle avantajlı işte, değil mi? Dayanamayacağım. Nefis kokuyor. Teşekkürler Bella. Şimdi sıra işin en güzel yanına geldi. İlk lokmaya. İşte geliyor. Ah, işte budur. Aman tanrım Bella, böyle pasta yapmayı nereden öğrendin? Böyle mükemmel bir tatlıyı mahvedebilecek tek şey vardır. Ve o şey de uzun, kıvırcık bir saç. Ay, bu da kusmak istemene yol açmazsa başka ne açar bilmiyorum. Tüm o şeyin ağzımda olduğunu düşününce... Ay, kusmadan ağzımı çalkalamalıyım. Küçük bir tavsiye vereyim mi? Bir dahaki sefere o lezzetli tatlıları yaparken saçlarını at kuyruğu yap ha Bella. Nihayet rahatlayıp şu herkesin bahsedip durduğu programı izleme vakti. Birisi de fena acıkmış. Şunu doldurayım. Ay, kulaklıklar saçıma takıldı kaldı. Öf, şu her şeyin saçlarıma takılması yok mu? Pekala, pes ettim. Bu şeyler sonsuza dek saçlarıma takılı kalacak sanırım. Vay canına. Kırmızının bu tonu sana çok yakıştı Bella. Şimdi geriye saçlarının güzel ve yumuşak görünmesini sağlamak kaldı. Ay, saçın düğüm olmuş galiba. Ha? Bu tarak küçülüyor mu ne? Aa, sanırım diğer yarısı saçımla kaldı. Hey, sen oraya nasıl girdin ufaklık? Bakalım başka neler saklı. Elimle tuhaf bir şey geldi. Bunu yediğimi hatırlamıyorum bile. Sanırım sonrası için saklasam iyi olur. Bu kadar yeter herhalde. Daha ne kadar çok şey saklı olabilir ki orada? Pekala, bu saçıma ait değil. Kırmızı yün mü? Nasıl yani? Sonuna gelene kadar çekeyim bari. Evet, sanırım nihayet arağı buldum. Ay! Anlaşılan güzellik malzemeleri dükkanına bir uğramanın zamanı geldi. Kalın, kıvırcık saç zahmetliymiş değil mi? Hadi uyan Vicky, kalkma zamanı. Acaba bu sabah saçımı yıkasam mı? Biraz garip görünüyor değil mi? Evet, saçlarım resmen temizlendi ve şekil verilmeye hazır. Ama ısı uygulamadan önce üstüne biraz nemlendirici sıkayım. Biraz da köpük süreyim. Bu saç yapma işi de bayağı uzun sürüyor. Genellikle saçını yaparken sanki maraton koşuyormuşsun gibi gelir. Bir adım tamam. 7 tane kaldı. Ama bazı kızların biraz daha farklı saç yapma alışkanlıkları vardır. Kıyafetlerini seçince hazırsındır. Çünkü saçın zaten sevimli bir dağınık topuz halindedir. İkisi hala devam ediyor. Ve hemen ekleyeyim. Daha işin yarısında. Bu doğal dağınık görünümü elde etmek için epey çaba harcıyor. Ama Bella gibi uzun saçlı kızlar saç yapma işini bir iki adımda tamamlar. Vay canına, o saçlar bütün gece topuz halinde miydi yani? Bu bukleler nasıl o kadar mükemmel olabiliyor? Ama bu haksızlık ya, hiçbir şey yapmadı ki. Evet. El işi dersi, en sevdiğim. Öf ya, bu sıralar çok küçükler. Okul sıraları ne yazık ki Amy gibi uzun kızlar için yeteri kadar geniş değildir. Şuna bakın, çapraz bile zar zor sığıyorum. Yok, böyle olmayacak. Bir saat rahatsız rahatsız oturmak zorundayım. Of, ama hayır. Artık bu saçmalığa karşı bir şeyler yapmam gerekiyor. Uzun bacaklarımla bu minik masalara bir son vereceğim. Lavaboya gitmem mi lazım? Gül sen, gül Sofya. Amy dikkat et, bir yerlerini acıtacaksın. Şu gidişe bakar mısın? Hayır, kalemlerin döküldüler. Oo, en azından bacaklarım biraz daha rahat edecek. Şu problemi de hallettik. Hey, bu şeyin kaç bacağı var ya? İğrençmiş.
Oh, hey Amy. Tam 20 dakika geç kaldın. Neredeydin? Laboratuvar partnerinin bir sıkıntısı yok gibi. Vay be, süper model gibi olmuşsun. Şahane gözüküyorsun. Bana da yer ayırdığın için teşekkür ederim. Ne haber? Vay, bütün bu denklemleri kendin mi çözdün? Acayip akıllısın ya. Evet evet, kimyayı çok seviyorum. Görünüşe göre bu laboratuvar partnerliği çok başarılı olacak. Bu şeyin içinde ne var? Dikkatli ol, çok sıcak. Oops. Sizin de kimyanız hiç fena değilmiş arkadaşlar. Evet evet, havada bir aşk kokusu var. Ya ders bitince dondurma falan bir şeyler yemek ister misin? Ama randevulaşmaya başlamadan önce nerede durduğunuza bir bakın derim. Uzun bir kadın olmak zor, öyle değil mi? Otururken bu kadar uzun durmuyordun. Sen de otururken çok daha uzun duruyordun. Ve puf, potansiyel erkek arkadaş kaçtı. Ya üzülme Amy. Yeni bir cuma ve yine sıkıcı bir parti. Hey Amy, dans etmek ister misin? Peki ya sen Sofia? Öf, bu parti amma da sıkıcı olmaya başladı. Dur dur, burayı nasıl canlandırabileceğimi biliyorum. Hey, kim limbo oynamak ister? Yaşasın, bu oyuna bayılıyorum. Burayı ben tutayım ve önce Bella başlasın. Neler yapabileceğini göster bakalım bize. Hey, limbo gerçekten keyifli bir parti oyunu değil mi? Ama kimileri için gerçekten çok farklı bir oyun olabilir. Ve bunun tek sebebi boy. Aman burnuna dikkat et. Amma da zorlandım Amy. Bakalım Sofia daha zarif olabilecek mi? Merak etmeyin arkadaşlar, ben hallederim. Evet Sofia, göster bakalım yeteneklerini. Nasıl yani? Resmen eğilmesi gerekmedi bile. İşte bu bebeğim. Limbo ustası benim. Of ya, çok yoruldum. Bu kanepede bile uyuyabilirim. Bacaklarımı uzatamıyorum ki. Belki de başımı şöyle koysam daha iyi olur. Oh, yok, bu da olmadı. Uzun boyluysanız kollukta uyumanın zorluklarını kesinlikle biliyorsunuzdur. Nasıl uzanırsanız uzanın, asla yeteri kadar rahat olamazsınız. Ama da uzun bir gündü ya. Ne haber koltuğum? Seni çok özledim. Şuraya azıcık uzanayım. En fazla bir saat. Tanrım, bu filme bayılıyorum. Ben de. Bu prensese aşkını ilan ettiği yer yok mu hele? Oh, dala dikkat et. Oh, ay, ay, ay. Umarım bu yapraklar zehirli değildir. Okulda da kısa olmanın dezavantajları çoktur. Hey, biri Sofia'ya yardım edebilir mi? Bu yetmiyor ya. Almak üzereyim. Aa, tamam, belki de başka bir şey denemeliyim. Of ya. Hey Amy. Yardım eder misin? Tabii ki. Of, amma da kolay yapıyor ya. Buyur bakalım. Az önce kedi sever gibi kafamı kaşıdı değil mi? Aman ne güzel. Üzgünüm Amy. Evet, partiye gitmeden önce son bir kez daha kendim aynada kontrol edeyim. Amma da güzel görünüyorum ya. Of, gerçekten mi? Amy'nin aynası çok yüksekmiş. Yalnızca gözlerimi görebiliyorum. Rujumu nasıl süreceğim şimdi? Hadi bakalım, alt dudak sıra sende. Sanırım elimde rujla zıplamaya devam edersem sonu iyi olmayacak. Ama ya, ne yaptığımı nasıl görebiliyorsun ki bu aynada? Al işte bak ne oldu. Sanki palyaço partisine gidiyor gibi olmuşsun. Hiçbir Meksika böreği acı sossuz tam değildir. Of, bunlara bayılıyorum. Canım da fıstık çekti ya. Ya kim bunları bu kadar yukarı koydu? Of. Of, boyum yetmiyor. Of, hadi ya. Hadi kollarım uzağa, biraz daha uzağa. Of, olmadı. Tamamdır. Yapacağım son şey olsa da o fıstıkları alacağım. Kısa boylu insanlar mutfak tezgahına tırmanmanın hayatlarının rutin bir parçası olduğunu bilirler. Evet anneciğine gel bakalım. Tebrikler Sofia. Artık fıstıkları daha rahat yiyebilirsin. Bir dahaki sefere alt raftan birine koymayı da unutma yeter.